Şimdi Silifke JASAT ekibi, Silifke Kırobası Jandarma Komutanlığı, Taşucu Asayiş Komando Bölüğü ve Silifke İlçe Jandarma ekibi obaya gittiler. Orada çok ilginç olaylarla karşı karşıya kaldık. İnşallah. Ya yaptıkları bütün çekimleri ekranlara getireceğiz. Ya daha doğrusu yaptıkları bütün aramaları biz çektik, ekranlara getireceğiz. Ama sen ilk kez şöyle bir itirafta bulundurun ki, bu bir itiraf. Bak, kabul et. İtiraf. İçeriden de ateş edilmiş olabilir. Dışarıdan da ateş edilmiş olabilir. Bugüne kadar hep dışarıdan ateş edildiğini söylüyorsun. Ya dışarıdan da olabilir. Ne oldu, fikrini değiştirdin? Dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. O an dengemi kaybetmişim. Ama ben aşkım silahsını. Benim, şimdi daha önce hep içeriden olduğu söylemiyordum. Bana bunu söylettiremezsiniz diyordun. Ne oldu da içeriden ateş edileceğiyle ilgili durumla kabul ben ettin? Ben şöyle düşündüm, taşındım. Ya tamam. Belki o an silahsızın olayacak, dengemi kaybetmişim zaten ben. Silahın zırhını aramasına geldim, eşimden imdat bekledim. Eşimden imdat bekledim ki benim eşim öldüğünü fark ettim. Elime kan, et parçası bulaşınca. Şimdi bak, bu evin dışarıdan görüntüsü var mı? Yeni fotoğraflar var. Havada güneşli ve her yerde de rahat rahat çekim yapabildiğimiz, evet, için. Dışarıdaki şeyi gösterebilir misiniz arkadaşlar? Dışarıyı, bir barakayı dışarıdan bir görelim. Şimdi dışarıdan biri, pardon, senin arkandan içeri geçse, buraya geçse... Çok anlık oluyor zaten. Yani senin görmeme olasılığın dışarıdan, yok yani. O zaman dur, adam dışarıdan gözünü kullanmış. Göstereceksiniz ben değil mi zaten arkadaşlar? Hep dışarıdan. Heh. Siz beni yanıltmaya çalıştınız. Ben Hayır, dışarıdan olarak biliyorum. Niye yanıltayım bak Rukiye'ciğim? Benim kimseye yanıltmak gibi derdim yok. Ben olayları... dışarıdan, o ateş dışarıdan oldu. Bu değil oldu. Arkadaşlar. Yok, dışarıdan içeriden... diyorum. Siz ısrarla bana içerideki fotoğrafı veriyorsunuz. Ben size diyorum ki dışarıdan. Biz şu anda dışarıdan Oğlum, içeriye... Oğlum, evin iki etrafı yön çekilmiyor. Sadece evin içi, affedersin. Bak, kadar bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Şimdi dışarıda, bu şurada kapı var. Evet. Tamam, nerede benim sopam? Dur. Ya dışarıda bir de o tuvaletini yaptığı yerle ilgili şey vardı. Evet, tuvalet yaptığım yeri aşağı kıkarım. Şimdi canım şey... benim bak, şurada kapı var. Evet. Tamam mı? Sen evet, de şurada bir yerde tuvaletini yapıyorsun. Evet, şeyin onu... Nerede çömeldi? Bak, burada mı çömeldi? Kırmızı renkli yerin o. Neyse işte burada çömeliyorsun. Şurası bak. Ne demem, ben hiçbir şeyden sakın. Hayır, ya senin arkandan geçti, ya önünden geçti. Nereden olacak şurası, başka? Şurada bir ışık bir şey görüyor. Burası. Evet. Burası da... Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim tatlım benim. Şimdi diyelim ki burada otur, burada sen çömelmişsin. Abi senin yok, arkandan geçiyor. Zaten senin yok, böyle... Yok, arkamdan hayır, önceden hayır, geçildi. Önceden geçildi. İçeride mi saklandı? Önceden, içeride ve dışarıdan önceden geçilmiş. Oraya pusu atılmış. Evet. Eşimin anda, başucuna pusu atılmış. Yani o anda... Pusu o atılmış anda, ki ben çıtırtı olunca fark ettim eşimin vurulduğunu. O zaman sonra, içeride mi saklanmış? İçeride olabilir. Yani içeriden de olabilir, dışarı. Ama benim bilişime dışarıdan bu şans. Dışarıdan? Yani dışarıdan ateş edildi. Şimdi biz bütün çünkü içeride... dışarıdan edildi ki ben... Şimdi namlunun bir uzunluğu vardı. Geç yerine tamam. Tam olarak bilmiyorum da iki kere ateş edildi gibi sanki. Ah, hayda. O zaman biri buyur, dışarıdan biri içeriden mi oldu şimdi de Rukiye? Şimdi barutizi var diyorsunuz. Belki adam içerideydi. Havayı yazıptım, barutizi üstüme çıktı. Bir dakika durun, durun bir dakika, bir dakika. Ne geçen diyorsun? Günkü yayında dedi, ben bunu da sizinle paylaştım aslında. Dedi ki belki dedi ben kocayı öldürdükten sonra dedi bir el daha ateş edildi, onun sıvabı bizi yapıştı üstüme dedi. O donuz kurşunu atan kartuşu oraya atmak için orada iki sefer ateş edilmiş. Hani ora iyice bir dinlenildiği zaman ya, aslında o gün onu kendisi söylüyor. Çalışma. Domuza değil bak. Kendisi buruyu söylüyor. Buruyu karalamaya çalışma. Donuza diye çıkan şans kocayı öldürdü. Orada bulunan kartuşun ikisi de öldürdü. O gün orada ateşlendi. Çıkan şans kocayı öldürdü. Hiç karalama şimdi delil. Şimdi gelelim olayı canlandırdık. Ben ya, senin ağzından çıkanları söylüyorum. Ben ağzımdan çıksa da benim özümde bir şey yok. Beni araştırma boşa. Ha, öldürdüm ama kötü niyetin yoktu. Öldürdüm ben ama kötü niyetle değil. Ben öldürsem de... Kart yok. Mercan dur bir dakika. Ben çiğnemezdim. Öldürücü olaydım o şansı. Şimdi Rukiye içeriden, tamam, iki el, içeriden iki el ateş edilmiş i̇çeriden olsa. İçeriden ve dışarıdan. Beni de şey etmen Nidem Hanım. Dışarıdan. Dağıtma. Bak dışarıdan. İçeriden de olabilir. Dışarıdan da olabilir. Şu an o anda ben dengemi kaybetmişim. Benim namus bekçim kaybolmuş biz şu anda. Dışarıdaki dışarıdan olasılığı, da olabilir. Dışarıdaki ben o anda belki dengem kaybettim. Dışarıdaki olasılığı dışarıdan içeriye böyle namluyu uzatarak ateş edilebilir mi? Edilemez mi? Biz bunu bir canlandırma yaptık. Ayşegül ve Tamer orada çok da güzel çekimler yaptılar. Ocağın ellerine sağlık. Ocağın başucundan edilir. İzle, izle, izle. Bak oluyor mu olmuyor mu? Bir izle ya. Ocağın başucundan edilir ya. Herkesin aklında o soru. Katil nereden ateş etti? 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önce öldürüldüğü yayla evine yeniden ulaştık. Burası Yılmaz Kılınç'ın evinin ön kısmı. Kapısı burada ama harabeye dönmüş durumda. Biz evin içine doğru yöneliyoruz. Burası da taşlık.
ve tepesi çökmüş durumda. Naylonlarla yapılı bu çadır gördüğünüz gibi yağmurdan ve kardan dolayı harabeye dönmüş. Yılmaz Kılınç'ın işte o uzandığı ve vurulduğu ev odası burası. Yılmaz Kılınç'ın Çatak köyündeki yayla evine çıktığımızda, kapıdan içeriye girdiğimizde direkt karşıda taş sediri görüyorsunuz. Burası Yılmaz Kılınç'ın evindeki bulunan taş sedir diye bahsedilen alan ve Yılmaz Kılınç da işte bu yöne doğru, bu tahtayı koyduğumuz yöne doğru taş sedirin altında uzanıyordu. Sırlarla dolu o geceyi canlandırdık. Katil içeride miydi? Yılmaz Kılınç taş sedirin hemen yanında, yani bu şekilde uzanmıştı. Eğer evin içerisinden ateş edildiyse Yılmaz Bey bu şekilde uzanırken, dediğimiz gibi ya bu tahtaların arasından ateş edildi ya da karşı taraftaki tahtanın arasından ateş edildi. Biz şimdi o mesafeyi ölçeceğiz. Eğer içeriden ateş edildiyse gördüğünüz gibi metreyi şu an 1.15 santimi gösteriyor. Eğer buradan ateş edildiyse 1 metre 15 santim. Yılmaz Kılınç'ın uzandığı yerden sedirle arasındaki mesafe ölçtüğümüz zaman 69 santim geliyor. Yılmaz Kılınç'ın evinde bulunan taş sedirin üzerindeyiz. Bu tahtaların arasından eğer ateş edildiyse ölçüm şu an 1 metreyi gösteriyor. Katil dışarıda olabilir miydi? Dışarıdan ateş edildiyse silahın namlusu elimdeki tahtayla ölçeceğiz. Yılmaz Bey'in kafatasının neresine geliyor? Birazdan bakacağız. Ateş edilen tüfek tahtaların arasından uzattığım zaman Yılmaz Bey'in kafasının neresine geliyor? Şimdi ona bakacağız. İşte gördüğünüz gibi dışarıdan eğer tüfekle ateş edildiyse aradaki mesafe ve Yılmaz Bey'in kafasına ulaşabilen mesafe bu kadar. Dışarıdan ateş edildiyse namlunun ucu ile Yılmaz Bey'in kafatası arasındaki mesafe 35 santim. Eğer sedirin üzerinde bulunan tahtalardan bu şekilde ateş edildiyse buranın Yılmaz Bey ile kafatası arasındaki mesafe 45 santim. Yan şimdi, taraftan ölçmediler, yan tarafta. Ölçtüler. Ya şimdi şöyle, en uzun namlu 76 santim falan. Şimdi arada yine yani bitişik atış yapıldığı söyleniyor. Otopsi raporu da öyle. Yani silahı adamın kafasına dayamış biri. Tabii. Bak şuraya dayamış, ateşlemiş. Dolayısıyla oradan uzanmıyor, adamın kafasına gitmiyor yani. Rahmetlinin. Yok. O zaman içeride bak. Burada içeride olduğunu bilemem. İçeride ve dışarıdan. Bu dışarıdan bu ölçülmüş, biçilmiş. Bu denk gelişine bir attan olsa karşıda çocuğu da görürdün. Ben o an için benim çıkmamı beklemiş bu şans. Niye benim çıkmamı bekledi? Orada bir yabancı olsa beni de öldürürdün. Bu adam kocayı kastetmiş. Çocuğunu kastetmemiş. İşte, sadece kocanın değil. Canını kastetmiş. Yabancı değil işte o yüzden. Yabancı değil. Bu oğlundan başkası olamaz, olmayacak. Başkasına çevirme. Ya, ben bu beynimi daraldım, Yani illa olmaması lazım. Bu o abin katilden başkası olursa ben adım urkayalıktan reddediyorum. İşte reddet inşallah. Ha, reddediyorum, abin çıkarsa da eline kelepçe takılacak. Meraklanma, bu kelepçeyi sen de yiyeceksin. Bak benim zerre kadar payım varsa çıksın. Zerre kadar payım varsa. Sen bunu delilleri karartmaya çalışma. Geçen gün şurada yatakta tarif ederken kocamı, çocuğu nereye kadar çekti biliyor musunuz İdem Hanım? Yatağın ortasındaki kanı da bana açıklamış oldu. Genç dedi, aşağı doğru in. Çocuğun kafasını yatağın ortasına kadar getirdi. Peki yatak niye yatağın başucundaydı? Zaten çocuk yatakta değildi. Normalde çocuk köşe yatakta yatıyordun. Çocuk yatakta yoktu orada. Yatan gençten bahsediyorum. Orada delilleri kaybetmenin yolunu arama. Ben bu delilin onunda sonunda çıkacak bu delil ortaya. Ya çıkacak işte. Bu abinden başkası olursa ben adımı urkelikten reddediyorum. Sene de kelepçeyi taktıracağım o gün için. Tamam. He. Allah'ın izniyle bu kelepçe takılacak size. He aynen öyle. Ha, bu abin neden delilleri kaybetti? Mersin ağırlaştırmış cezayı reddedildi. Niye benim cezam oraya gitti? Ne diyor Rukiye ya?
Bir saniye, bir dakika. İlk olaydan İdamar'ım, ilk olaydan benim bir sülük kadar gördüğüm duruşmam Mersin'e ağırlaştırmış, yerel ettirdi. Niye? Neden ne soruyorum ben? Tacizi söylüyor da beraat etmiş. Vücudunda yani Murat'a dair bazı dokular falan bulunmadığı için, ya Murat sana dokunsa, bir arbede olsa, sen Murat'ın vücudunu çizsen, tırnakların arasına gider. Beni muayene eden doktor istiyorum ben. Oğlum beni muayene eden doktor gerçekler konuşacak. Bu doktor bulunmasını istiyorum ben. Niye? Bazı bir şey deliller kaybediliyor. Bu beni muayene eden doktor. Dur, bu silahı delil, konuşalım. Bu beni muayene eden doktor bulunmasını istiyorum. Konudan uzaklaşmayalım. Şimdi 45 santimlik orada...